içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Bugün İslam'ın ilk şehit kadını Hazreti Sümeyye validemizi konuşacağız. Bir Türk annesini, bir Türk hanımefendisini konuşacağız inşallah. Hazreti Sümeyye'nin babası Hayyat'tır, eşi ise Yasir bin Amir, oğlu da Ammar bin Yasir'dir. Memleketi Kesker, Basra ve Vasıt şehirleri arasında Nehrevan'ın Dicle ile birleştiği yerde kurulmuş Zendavert köyüdür. Yani bir Türk köyü. Aile içindeki adı Baminç veya Yamih diye geçer. Sümeyye ise lakabıdır Hazreti Sümeyye validemizin. Bu Türk anasının İslami kaynaklardaki ismi de Pamuk diye geçmektedir. İranlılarla Türkler arasında yapılan bir savaşta bu küçük kız, o zamanlar daha küçük bir kız çocuğu, İranlılara esir düşmüştür. Esir pazarında satılırken Kevva el-Yeşkuni adında bir zat onu yanına alır ve bu adam bir zaman çok hastalanır. Hastalanınca Taif'te çok meşhur bir doktorun olduğunu işitir ve Taif'e gider iyileşebilmek için. Neticede sağlığına kavuştuğu zaman o doktora teşekkür etmek için Sümeyye'yi hediye eder. O zaman küçük bir kız çocuğu olan Sümeyye'yi doktoru Haris bin Kelde'ye hediye eder. Artık ebedi mutluluğa, ebedi hürriyete kavuşacağı mekanlara ve o Resul'e yaklaşmıştır Hazreti Sümeyye de bu vesileyle. Daha sonra Ebu Huzeyfe'ye geçer, onun cariyesi olur Hazreti Sümeyye. Ve peki bu aile nasıl oluşmuştur? Nasıl Yasir bin Amir'le evlenmiştir? Yasir de kardeşleriyle birlikte, Malik ve Haris'le birlikte memleketleri Yemen'den Mekke'ye gelirler. Onların da yolculuk sebepleri hayatta mı yoksa ölüm olduğunu bilmedikleri dördüncü kardeşlerini aramaktır. Kardeşlerini aramak için gelmişler. Fakat diğer iki kardeşi geriye dönmüş, Yasir ise Mekke'de kalmıştır. Ve Mekke'de Ebu Huzeyfe'nin himayesi altına girmiş, bu şekilde orada ikamet etmeye devam etmiştir. Ebu Huzeyfe de yanındaki cariyesi Sümeyye ile Yasir'i evlendirmiş. Böylelikle bu güzel yuva meydana gelmiş ve o güzel yuvanın meyvesi de büyük İslam kahramanı, büyük sahabi Ammar bin Yasir olmuştur. İşte Hazreti Sümeyye validemiz Mekke'de ilk Müslüman olanlardan ve Müslümanlığını ilk açığa vuran 7 kişinin içerisindedir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Bilal bin Rabah, Hazreti Habbab bin Eret, Hazreti Süheyb er-Rumi, Hazreti Ammar bin Yasir ve Hazreti Sümeyye bin Hayyat. Yani o ilklerdendir, ilk ilan edenlerden, ilk Müslüman olanlardan. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı o dönemde amcası Ebu Talip himaye ediyordu. Ebu Bekir Efendimiz'i de kendi kabilesi Teym oğulları himayesi altına almıştı. Diğerleri ise, diğerleri aileleri tarafından, kabileleri tarafından işkencelere maruz tutuluyorlar. Aç ve susuz bırakılıyorlar. Yeni girdikleri dinden dönmeleri için ellerinden gelen zorluğu, ellerinden gelen işkenceyi yapıyorlardı aileleri bu diğerleri için. Hazreti Sümeyye de onlardan birisiydi. Onun zaten ailesi yok orada. Ebu Huzeyfe'nin himayesi altındalar. Ebu Huzeyfe de kendisine işkence etmesi için, zorlaması için, dinden döndürmesi için Ebu Cehil'i vazifelendirmişti. Hazreti Sümeyye'yi ve ailesini o dinden döndürmesi için. Ebu Cehil, cehaletin babası, herkesi dininden döndürmeye çalışıyordu Müslüman olan. Eğer bir Müslüman, yeni bir Müslüman, şerefli birisi ise onun yanına gidiyor ve diyor ki senin sözüne artık itibar etmeyeceğiz ve şereflilerden olmayacaksın, kimse seni dinlemeyecek diyor. Eğer bir tacir, ticaret eden birisi Müslüman olduysa biz senin malını kesada uğratacağız ve kimse seninle alışveriş yapmayacak, zor durumda kalacaksın derdi. Eğer Müslüman olan fakir birisi ise, zayıf birisi ise o zaman onu da tehdit ederdi. Zaten sadece tehdit etmekle kalmıyorlar. Bütün işkence çeşitlerini üzerlerinde uyguluyorlardı. Sıcak yaz günlerinde açık havalara çıkarıp, açık meydanlara çıkarıp kızgın kumların üzerinde üzerlerine taşlar koyarak, onlara çeşitli işkence yollarını deneyerek kendilerinin dahi katlanamayacağı zorluklarla işkence ediyorlardı. O sıcakta demirden zırh giydiriyorlardı bu fakir ve zayıf Müslümanların, vücudan fakir ama manen kuvvetli Müslümanların üzerine demirden zırhlar giydiriyorlar ve çeşit çeşit işkenceler deniyorlardı. İşte Ebu Cehil uğraşıyor, gayret ediyor fakat hiçbir şekilde Hazreti Sümeyye validemizi dininden döndürmeyi başaramıyor. Hazreti Osman
anlatıyor bir gün, diyor ki, içlerinde Ammar bin Yasir'in de bulunduğu sahabeden bir topluluğu yanına çağırıyor ve diyor ki onlara, size Ammar'dan bahsedeyim mi? Onun geçirdiği günleri anlatayım mı? Ve sonra anlatmaya başlıyor. Bir gün diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Batha'da yürüyorduk. Yasir ailesinin işkence çektiği mekandır Batha. Orada yürüyorduk. Ammar'ın annesi ve babasının yanına gitti Resulullah Efendimiz. O sırada onlara işkence yapılıyordu. Ammar'ın babası dedi ki, ya Resulallah, bu günler hep böyle mi geçecek? Bu işkenceler bitmeyecek mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ammar'ın babası Hazreti Yasir'i teselli etti ve ona dedi ki, sabren ele Yasir fe inne mev'ide kümül cenne. Sabredin ey Yasir ailesi, muhakkak ki sizin makamınız, sizin mevkiiniz cennettir. Bu müjdeyi vererek oradan ayrıldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü yapabilecek başka bir şeyi yoktu. Onları himaye eden kimse yoktu ve onlar Mekkelilerin büyükleri, önde gelenleri tarafından işkenceye tabi tutulmuşlardı. Evet, bu işkencelere bir hanımefendi de dayanmak zorundaydı. İşte Hazreti Sümeyye validemiz. Hani malumdur ki kadınlar erkeklere göre güç olarak daha zayıftırlar, daha çabuk kırılırlar, daha kırılgandırlar. Belki azimleri, gayretleri daha çabuk bitebilir, böyle düşünülür. Fakat Hazreti Sümeyye radıyallahu anha bu tezi çürüten bir hanımefendi olmuştur. O öyle güçlüdür ki erkeklerden daha güçlü olmuş, onların belki katlanamayacakları zorluklara katlanmış ve bir kelimeyle dahi olsa dininden dönmeyi, dini aleyhine bir şey söylemeyi düşünmemiştir. Çektiği bütün zorluklara rağmen. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İşte Hazreti Sümeyye radıyallahu anha hakiki imanı elde ettiği için herkese meydan okumuş, bütün kainata meydan okumuştur. Yüzünde bir tebessüm vardır, müstehzi bir tebessüm. Bu tebessüm Ebu Cehil'i çileden çıkarır. Onu küçük düşürür. Hem kendi nefsi önünde hem de başkaları önünde küçük düşüren bir tebessümdür bu. Yani sen ne yaparsan yap, ben zerre kadar bildiğimden şaşmayacağım ve seni dinlemeyeceğim diyen bir tebessümdür bu. Kalbi iman nuruyla dolu bu hanımefendi, bedeni işkencelere kesinlikle boyun eğmiyordu ve dimdik ayakta duruyordu. Ebu Cehil onu vazgeçiremeyeceğini anlamış fakat yine de devam ediyor. Yanına geliyor Hazreti Sümeyye'nin ve diyor ki ona, nasıl atalarının ilahlarını terk eder ve Muhammed'in ilahına tabi olursun? Sümeyye de şu şekilde cevap verir, bana hidayet vermişken benimle Allah hakkında mı tartışıyorsun? Ebu Cehil devam eder yine, bana şu ilahını göster bakalım der alay edici bir tavırla. Sümeyye de, gözler onu görmez, o bütün gözleri görür, o latiftir, habirdir der ve En'am suresi 103. ayet-i kerimeyi okur. Bu cevabı verince Ebu Cehil yine hiddetlenir ve ona der ki, Lat'a yemin olsun ki Muhammed seni büyülemiş. Sümeyye validemiz ona tekrar cevabını verir, aksine o beni nura ulaştırdı der. Ebu Cehil devam eder, elindeki bütün kozları kullanacaktır Hazreti Sümeyye'yi caydırabilmek için ve der ki, sen onun güzelliği hoşuna gittiği için, ona hayran olduğun için Müslüman oldun. Artık bu sözleri söyleyince, böyle bir yakıştırma yapınca Ebu Cehil, Hazreti Sümeyye validemiz dayanamaz ve ağır laflar söyler Ebu Cehil'e. Tabi bu küfürden gözü dönmüş Ebu Cehil, elindeki mızrağı Sümeyye validemizin karnına saplar ve onun orada şehit olmasına sebebiyet verir. İşte bu büyük hanımefendinin bizim yanımızdaki kıymeti, Türk asıllı olması ve bir Türk olması, Türk annesi olması değildir aslında. Ebu Cehil gibi bir İslam düşmanına, azılı bir katile meydan okuyabilmesidir. Ve hiçbir şekilde kendisinden, dininden taviz vermemesidir. Hazreti Sümeyye şehit olur, kızgın kumlar üzerinde. Artık Mekke'nin kızgın kumları, sahranın sıcaklığı cennete dönüşmüştür onun için. Öyle bir cennet ki, genişliği yerler ve gökler arası kadar, öyle bir cennet ki o cennetin içerisinde gözlerin hiç görmediği, kulakların hiç işitmediği, insanoğlunun aklına dahi getiremediği nimetler vardır. Öyle nimetlerle donatılmış, bezenmiş bir cennete uğurlanmıştır Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'ın ilk şehit kadını olarak. Evet, Hazreti Sümeyye'nin talihsiz katiline gelince, Allah onu en şerli bir şekilde ölümle öldürmüştür. Bedir Savaşı'nda Afra'nın oğulları Muaz ve Muavviz tarafından öldürülmüş.
O cesedin yanından, leşin yanından geçerken Abdullah İbni Mesud, Ebu Cehil'in başını keser ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirir. Efendimiz onun başını görünce Allah'a hamd eder. Sonra da Ammar bin Yasir'e döner, der ki ey Ammar, bak Allah senin annenin katilini bu şekilde öldürdü. Memnuniyetini ifade eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer müşriklerin elebaşlarının bir çukura gömülmesini, oraya atılmalarını emreder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de. Kureyş anne babasını kaybetmiş, onları şehit vermiş Ammar'ın üzerine daha fazla yüklenmeye başlar. İşin acı tarafı, bu olayların hepsi Ammar'ın, Hazreti Ammar'ın gözü önünde gerçekleşir. Fakat o olanca gücüyle mücadele etmektedir, zorluklara katlanmaya çalışmaktadır. O kadar çok işkence edilir, o kadar çok zor durumda bırakılır ki artık ne dediğini bilmez bir hale gelir, şuurunu kaybeder Hazreti Ammar ve bu işkenceler altında müşriklerin istediği sözcüğü söyleyiverir. Peki onlar ne istiyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adının küçültülmesini, kendi putlarının isimlerinin ise yüceltilmesini istiyorlar. Bunu söyleyeni de serbest bırakacaklarını ilan ediyorlar. Hazreti Ammar'ın ağzından onları memnun edecek sözler dökülüverir. O kadar üzülür ki bunları söyledikten sonra, serbest bırakılınca hemen koşar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ya Resulallah, ben helak oldum der. Onların istedikleri sözleri söyledim. Resulullah Efendimiz gayet sakindir. Kalbini dinle der. Kalbin nasıl? Kalbim tamamen imanla doludur ya Resulallah deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ammar baştan aşağıya imanla doludur. O iman abidesidir der. Ve çok geçmeden Resulullah Efendimizin üzerinde vahiy emareleri görünmeye başlar. Cebrail Aleyhisselam gelmiştir ve şu ayet-i kerimeyi getirir. Nahl Suresi 106. ayet-i kerime diyor ki, kalbi imanla dolu olarak mutmain iken dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır. Yani zorlanarak söylemiş olunan sözlerin onun imanını etkilemeyeceğini, imanına bir zarar vermeyeceğini söylemiştir Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde. Ve böylelikle Hazreti Ammar rahat bir nefes alır, huzuru risalette sükun bulur, sakinleşir ve tekrar mutluluk haline döner. Bütün acılarını unutuverir. Çünkü sadece diliyle söylemiştir, kalbinden söylememiştir. İbni Mesud'un rivayetine göre şöyle der İbni Mesud, ona fazilet olarak Resulullah Efendimizin dediği şu söz yeter. İnsanlar ihtilafa düştüğü zaman Ammar hak üzeredir. Onun bulunduğu yer haktır, doğrudur der Efendimiz. İşte bu Ammar, Hazreti Sümeyye gibi bir annenin yetiştirdiği bir İslam fedaisidir. Öyle bir evlat yetiştirmiş ki Resulullah Efendimiz onu gördüğü zaman sevinirdi diyor. Yüzü aydınlanırdı Ammar'ı gördüğü zaman ve şöyle derdi. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kim besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Yine başka bir yerde bu mübarek sahabi için, bu Türk annesinin, hanımefendisinin yetiştirdiği mübarek sahabi için şöyle demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennet dört kişiyi özler. Bunlardan bir tanesi Ammar, birisi Ali, birisi Selman ve diğeri de Miktat'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri bunlar. Ruhumuz onlara kurban olsun. Bu büyük insanları cennetin özlediğini söyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah ondan ve onu yetiştiren anneden ve babadan razı olsun.